Peki bu affetmenin bir sıralaması var mıdır, bir standardı var mı? Kim daha çok acı veriyorsa, kim daha çok öfke üretiyorsa, hani hangi olay, hangi kişi, hı hı. ondan başlanmalı. Affetme aslında kanser gibi hocam. Kanseri ilk fark ettiğinde tedaviye başlanması gerekir ya, affetme de bence öyle. Değil. Yani aldığımız enerjiyle çıkan enerji dengesini bulur, dönüşümü iyileşir. Affetinizi bir defa gençleşirsiniz. Hiç bunu tartışacağımız bir konu yok. Yavaş yaşlanırsınız. Uzmanlar Denize Geceye soruyor programına hoş geldiniz. Her hafta farklı bir uzman Denize Geceyle sohbet eşliğinde sizlerle izleyenlerimizi aydınlatıyor olacak. Bilenler ve bilmeyenler için ben psikolog Elif Nur Boz. Geçen hafta Filiz hocamızla birlikte affetmenin girişini yapmıştınız hocam ama affetme çok geniş kapsamlı bir konu olduğu için tek bir bölümde bitirmeyelim dedik ve bu hafta affetmenin <laughs> devamını getireceğiz. Ee, hoş geldiniz öncelikle hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok mersi. Hakikaten affetme birkaç programda da bitecek gibi de değil ama yine de biz hani böyle devamlılık yaparak bakalım yani sonuca gelebilecek miyiz? Evet. Gerekirse birkaç program daha bence koymanızı da tavsiye ederim. Çünkü affetmek gerçekten her şeyin ilacı. Kesinlikle hocam. Evet. Geçen hafta enstitünüz hakkında gelişmeye devam etmekle de demiştiniz. İleriki zamanlarda ne tür değişimler ve gelişimler bizi bekliyor? Şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim. Affetme konularının, affetmek kendine has bir en önemli konu aslında birçok yani affedilmediğinde herhangi bir travma, depresyon, herhangi bir inanç, yaşanılmış bir olay, kişiler vesaire gibi birçok konuda bunu yayabiliriz. Bu affedilmediği sürece kişinin erken yaşlanması, efendim enerjisinin azalması, kilo alma durumu ya da çok zayıflama durumu, hastalanma durumu gibi veya hayatında birçok başarısızlıklar. Endişeler, korkular gibi birçok şeye maruz bırakabiliyor affetme yapılmadığında. Yani e, affetme sadece psikolojik zararları yok aynı zamanda bizim fizyolojimize yani biyolojimize de birçok zararı var. Hem yaşamımızla alakalı bütün kavramlar, hem bedenle alakalı fizyolojik biyolojik yapılarımız da etkiliyor. Dolayısıyla affetmek ile ilgili birçok enstitümüz yani bu alanda kamplar, çeşitli dijital telkinler. Görsel cihazlar, işitsel cihazlar, nesnelerle internet dediğimiz bu teknolojiyi de kullanıp e, gerek sanal dünyada, gerekse işte uygulamalarda, gerekse kamplarda gibi birçok alana yatırıyoruz şu anda affetme konusunu. E, o yüzden affetmek e, birçok şeyin ilk adımdaki çözümü diyebiliriz. Affedilmediği sürece yapılan bütün zihinsel antrenmanlar, zihin çalışmaları e, havada kalabiliyor ya da e, etkisi zamanla bitebiliyor ya da gerçekten e, real bir etki üretmiyor diyebiliriz yani. Yani hem zihinsel hem bedensel tedavinin ilk aşaması affetmeyle başlanmalı hemen hemen. Yani şimdi tanı koymak farkındalık diyelim hani tanıyı koyduk ama bir sonrakinde evet affetme önem arz eden bir konu. Tabii yüzleşme de olabilir belirli konular için ama Şimdi özellikle özgürleşmek, yani bir tür zihindeki etki üreten negatif ve pozitif bir bilginin ötürleşmesi gerekiyor. Ötürleşmek için özgürleştirme şart, özgürleşmek için de bırakmak, yüzleşmek ya da affetmek önemli. Bunlardan bir tanesi affetmek, affetmek ise yüzleşmek değildir, yüzleşmek affetmek değildir. Bunlar farklı şeylerdir. Yüzleşmek daha çok yanıltıcı, yalan yanlış bilgiyi bilgiyle yüzleşmek ve bunu gerçeğini kabul etme durumu. Affetmek ise gerçekten yaşanılmış bir durum, hayatta yaşadığımız bir olay var, bir kişilerle münasebet yaşanmış, o münasebetten bir olaylar zinciri, eylemler e, zinciri oluşmuş ve bir gerçek var ortada. O gerçeği, e, gerçeği nötr etme, nötr etme durumu evet. diyebiliriz, evet. hocam. Ee, i̇lk sorumdan başlamak istiyorum. Ee, bu herkesin bence merak ettiği bir soru. E, etrafta birçok affetme konusunda bilgiler var. İşte balon uçurma, bağ kesme gibi. Sizin yaptığınız affetme ile diğer affetmeler arasındaki tam olarak fark nedir? Şimdi aslında affetme yolculuğu ben kendimle başladım. Yani ben önce annemi affetmekle başladım. Çünkü annem, e, biyolojik annem beni e, düşürmek istemiş. Yani anne karnındayken. Sonra doğurduktan sonra da beni evlatlık vermiş zaten bir hafta sonra. Yani bir tür annemle olan o bağ, o ilişki, o iletişim vesaire derken birçok konuda da böyle hayatımda zincirlemesine reaksiyonlar yaşadım. Doğal olarak 30'lu yaşlarda affetmekle tanıştım. Yaklaşık 23 sene önce, 24 sene önce. Şimdi 30'lu yaşlarımda birçok psikolojik sorunlarım vardı, birçok fiziksel sorunlarım vardı. Belki 100 200'e yakın çeşitli affetme terapileri, seansları ne gittim. Kimi enerji uçuruyor, kimisi dua ettiriyor, kimisi bir şey yaptırıyor, kimisi ip kestiriyor, kimi makarna, kimi taşa yazdırıyor. Öyle çok affetme teknikleri insanlar üretmişler ki bunların içerisinde gerçekten benim gerçekten affetme durumum kendimle içsel dualarımda ortaya çıktı ve sonra ben bunu geliştirmeye başladım. Yani birçok imgelemeler, rakamsal yaklaşımlar, animasyon tarzları veya işte zihinde canlandırmalar veya birtakım konular veya işte birtakım objeleri kullanarak affetme şeyleri kullanılmaları bende hiç etki üretmedi. Sonra tabii bazılarını çok ilk tanıştığınızda çok etkili gelebilir. Yani tanımayan bir beyin ilk tanıştığında bir makas ip kesme gibi, urgan kesme gibi ya da aile dizilme gibi konular çok böyle aman Allah'ım kurtarıcı gibi gelebilir ama. kalıyor gibi hocam. Tabi tabi bunların birçoğu bir şey yani gereksiz, anlamsız, yetersiz Evet. Ortada olan durumu ortaya çıkartıyor. Yani içeride olan içsel durumu ortaya çıkartıp sanki ortada bırakıyormuş gibi. İşte bu da çok tehlikeli. Evet. Yani siz e, deştiğinizde evet. geçmişteki yaşanılmış olay ve kişilerle olan münasebetiniz deştiğinizde e, bunu havada bırakırsanız, bunu gerçekten nötre edemezseniz e, etkisi e, kişide devam ediyor. Güçlendirmiş olursunuz kısacası. Şimdi her türlü kodlama yöntemleri yani Yasaklama, sınırlama, kısıtlama, tekrarlama ya da işte tetikleme gibi kavramların tamamı aslında bir tür tetiklemeyi ve güçlendirmeye sebebiyet verecektir. Tetikleme değil mi? güçlendirmeyi Evet, evet tetikleyecek. onu arkasından güçlendirecektir. Burada nötre etme olmalı. Nötre etme bir makas, bir taş, bir zımpara, bir aile diziliminde nötre yok. Konuyu deşmek ve onunla kişi yüzleştirmek var. İşte bu yüzleştirme esnasında kişinin bu korkuları, endişeleri, kayıpları, yaşanmışlıklarıyla yüzleşmek kişinin zihninde tedavi etmez. Daha da güçlendirebilir. O yüzden çok sıkıntılı bir durum öyle baktığınız zaman. Ben kendim de kendi hayatımdaki birçok sorunu çözmek adına başladım bu maceramda. Mesleğim olan nörobilimcilikle de bunu pekiştirdim. Uzak Doğu'da, Avrupa'da ve Amerika'daki eğitimlerimi de birleştirdim. Deneyimlerimi de... ...toparladığım, danışanlarımla yaptığım çalışmalar... bunlar hepsi bir harman. Bu bir günde, bir saatte olacak şeyler değil. Bu en son kanaat getirdiğim... ...kanaat getirerek doğru bulduğum... E, ...zihinde gerek canlandırma... ...gerek içsel konuşmalarla... ...kişi kendi yaşadığı durumu... ...olayı e, nötrü etme pozisyonuna getirmeli ki... ...o zaman bu iş çözülür. Artı bu bir atalardan gelen... E, ...yani bu dizilere falan da konu oldu ama bunlar... Bence bunlara girmek bile çok yanlış. Yani bunları yapanlar da yanlış yapıyor. Şimdi bana kızacaklar belki ama ama gerçek bu. Yani olmayan bir şeyi, fantastik bir konuyu atandan geldi. Yani kişi bile hatırlamıyor. Dedesinin, dedesinin, dedesinin işte bilmem nesinden aklı gel. Nereden biliyorsun? Öyle bir kanıt yok yani. Sen bunu hissediyorsun veya öyle düşünüyorsun. Yani sen sihirbazsın. Öyle bir şey olmaz. Yani bu benim görüşüm. İnsan 2 yaşından sonra ve anne karnında bilgiyi öğrenmeye başladığında, anlamaya başladığında orada yaşamış olduğu deneyimi bir bilgi olarak algılamış olabilir ya da telkin yoluyla duymuş olabilir ya da modellemiş olarak almış olabilir. Bilgiyi bir şekilde kendisi eylem yoluyla almış olabilir. Yani bu bilgi sana ait bilgi bence tedavi edilebilir. Dededen, atadan miras kalmış bir bilgi. Ha şöyle bir bilgi olabilir. Müslümanlık bir miras bilgisidir. Atalardan gelir. Ama ben e, hiç kimse bana Müslümanlığı anlatmamış olsaydı ben bunu e, biliyordum falan olmaz yani. Ben e, 1500 senedeki yaşanmış bir bilgiyi benim genimde nasıl ortaya çıkabilir? Böyle bir mantık, bilimsel mantık yok. Fantastik anlatabilirsiniz. Yani sihirbazlar da fantastik işler yapıyor. İşte büyücüler var, işte ne bileyim enerji gönderenler var. Bunlar da fantastik işler yapıyorlar ama bunlar yani elle tutulur, bilime dayayabileceğimiz bir konular değil. Ben size bilimsel kısmına yakın, en yakın kısmını anlatıyorum. En yakın kısmı ise yani nötre etme durumu. Yani nötre edebilirsek etkisizleşme ortaya çıkacaktır. Atomlarda olduğu gibi elektron, proton, nötron. Elektron da etkili, proton da etkili, ama nötron etkisiz. Yani etkisiz hale dönüşmesi lazım o olayın, o kişinin veya o kendinin yani öyle de diyebiliriz. Anladığım kadarıyla işte bağ kesme, balon uçurma tetikliyor, güçlendiriyor ve ortada bırakıyor. Evet. Ama sizin yaptığınız e, affetme felsefesi ortaya çıkartıyoruz ve onu etkisizleştiriyoruz. Tabii. Bu işin zaten bir felsefesi olmalı. Kesinlikle. Yani sonuçta bu yaşanılan ikili ilişkilerde e, diyelim ki e, karı koca arasında bir ilişki yaşanıyor. Evet ve buradan bir depresyona kadar götürebilecek bir travmaya, depresyona veya yıkıma götürebilecek bir sonuç ortaya çıktı. E bu eylemsel ikili ilişkilerdeki içerik burada bunu yaratıyor. Yani o ona işte kötü konuşuyor, ona iyi konuşuyor vesaire. Bir şekilde iletişim ve ilişkinin sonucunda bu bir bilginin sonucunda bu vaka ortaya çıkmış. Yani üzgünlük, nefret, öfke, kin dediğimiz bütün bu duygulara sahipsek bu olayın bize vermiş olduğu bilginin sonucunda bu ortaya çıkmış. Demek ki o olayın bilgisi tedavi edilmesi lazım. Kesinlikle öyle. Yani bunu makas kesince o bilgiyi tedavi edemiyorsunuz. Evet. İlaç alınca o bilgiyi tedavi edemiyorsunuz. Evet. Makas veya işte balon bunlar hani biraz şey olabilir. Yani sembolizm hani şey sembolizm olarak, olarak kullanabilirsiniz siz felsefeyi anlatırken Hı -hı. içinde. Bu, burada bir sorun yok. Ama sadece makas kesmek, ip at, ip ke, işte ne bileyim, urgan kesmek ya da işte bağışladım seni demekle efendime söyleyeyim atalardan gelen durum bu tarz şeylerden bahsediyorum. Ya yani bunlar yanıltıcı, yanlış. Ya da bazıları bakıyorum yazıyor böyle taşa taşı denize atıyor. Taşı kuyuya atıyor. Ha bu 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 iyi bir şey, kötü bir şey değil ama bu affettirmez. Bakın. Buna ne yaparsınız? Kusarsınız. Buna kusma deriz. Alırsınız içindekilerin Atarsınız bir yerlere anlatırsınız. Ortaya çıkarma gibi. Bir yere anlatmak başka bir şey. O içinizdeki öfkeyi dindirebilir. Ama bunlar hep geçici anlık şeyler. Affetmek bir konunun, defterin kapanması anlamına gelmeli. Konu kapanmalı. Yani kişi artık etkiyi, etkilenmeyi bırakmalı. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Daha demin de affetme felsefesinden bahsettiniz. Bu affetme felsefesine biraz giriş yapmak istiyorum ve geçen haftaki bölümünüzde Filiz hocamıza yıldızladığınız bir felsefe var. Dünya herkese hizmet etmek için vardır. Dilerseniz dinleyicilerimizin de biraz daha öğrenmesi adına bu felsefeyi açıklayabilir miyiz? Ya şimdi o yani benim şu ana kadar 13, 13 madde, felsefe felsefik anlamda 13 madde indirgediğim, affetmeni indirgediğim 13 maddesi var. Bu 13 maddenin bir tanesi bu. Evet. Yani dünya bana hizmet ediyor. Evet. Şimdi e, burada aslında diğer maddeleri veya diğer felsefik bilgileri destekleyen temel merkezi bir bilgi. Hı hı. E, dolayısıyla aslında bu yaşadığımız sonuç, affedemediğimiz, öfke duyduğumuz oluşmuş bir sonucun altında karşılıklı iletişim yatıyor. Evet. Yani nedir? İşte bir evlilik yapmışsınızdır ya da bir tacize uğramışsınızdır. Bir ilişki var ortada. Bir ortaklık yapmışsınızdır, paranızı kaybetmişsinizdir. Bir kayıp var, bir işte kullanılmışlık var, zaman hırsızlığı var, işte zihinsel veya fiziksel şey var, hasarlar var. Evet. Dolayısıyla Burada bir ilişki var ve bu ilişkinin içerisinde kişi kendinin kaybettiğini, kişi kendinin burada zarar gördüğüne inanıyor. O yüzden zaten affetmiyor, o yüzden öfke, kin, nefret ortaya çıkıyor. Şimdi bu 13 maddeden bir tanesi işte tüm dünya bana hizmet ediyor. Aslında bütün bu ilişkilerimizi hizmet olarak görebildiğimizde ve yeni hizmetlerimizin önünü açmış oluyoruz. Gerçekten annem bana hizmet etti. Nasıl hizmet etti? Beni doğurdu, dünyaya getirmeyi sağladı. Babam bana hizmet etti. Kendi spermiyle, bu annemle olan ilişkisi benim doğmama neden oldu. Şimdi benim gerçekten anne babam üvey, yani pardon ben evlatlık verilmişim, anne baba beni doğurmuş, biyolojik annem. Ger gerçekten başkasına vermişler. Gerçekten başkası benim hayatta kalmamı sağladı. Biri doğurdu, biri, sağladı, biri devamlılığını sağladı. Onlar da bir süre sonra gittiler, bu sefer yurtta kaldım, yurtta benim, bana hizmet etti. Bunların hepsi bir hizmet olduğunu sonraki 30'lu yaşlarda idrak ettim. Ama ondan önce şu fikrim vardı. Beni doğuran öldürmek istemiş. Beni alanlar emanet almış yurda bırakmışlar. Yurtta abilerimiz bize hep dövdü, sövdü gibi. Yani bu aşamalara bu şekilde yaklaştığımda zaten ben öfke duyuyorum. Ama bu gerçeği ben değiştiremem. Bu gerçek, gerçek böyle. Andan, bu gerçeği ama ben kafamda Hizmet aldım, hizmet verdiler. Ben onların sayesinde buraya kadar. Yani bunlar benim hayatımın gerçekleri. Bu gerçekleri hizmet aldığım noktasında baktığınızda hepsi sonuçta bir hizmet etmişler. Evet. Ve bunlar hepsi benim bugün yaşıyorsam, nefes alıyorsam ben herkes affedebilirim. Yani yaşıyorsam demek ki ben bana bütün hayatımda bu veya bugün gibi insanlar bana var olmamı için hizmet etmişler. Ben bugün denize geceysem. Bütün hocalarım, bütün ilişki yaşadığım karşı cins arkadaşlarım, hı hı. bütün e, e, öğrencilerim veya bütün hocalarım, evet. bütün okullarım, bütün ticari alışveriş yaptığım, iletişim geçtiğim insanlar, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer yüzden fazla gezdiğim ülkenin bütün toprakları ve insanları. Bunların hepsi beni ben yaptı yani. Şimdi ben buradan hep hizmet aldım. Evet. Hizmet aldığınıza inandığınız veya kendinizi bunu telkinleyebildiğinizde, bu sefer öfkeniz azalıyor. Onu anlatmak için maddelerden bir tanesi bu. Aslında hizmet aldığımızı, hizmet aldığımız bir gerçeğini unutup bize hizmet değil de bize zarar verdiği gerçeğine odaklandığımız için affetmekte zorlanıyoruz. Evet, olumsuz bir bakış açısından baktığımızda bu daha da zorlayıcı bir duruma itebiliyor. Ama Şimdi, diğer taraftan bakıldığında dünya aslında gerçekten. Bana hizmet etmek için var. Siz nasıl çalışanlarını size nasıl hizmet ediyorsa, onlar da siz de onlara hizmet veriyorsunuz. Karşılığını Karşılıklı. Karşılıklı. Veriyor. Ama burada şöyle tecavüzcünüz olabilir, hı hı. katiliniz olabilir karşınızda. Affetmek, affetmek zorunda olduğunuz. Evet. Orada da olumluya dönüştürme olayı yok. Hı hı. Yani şimdi olumlu ya da olumsuz, her ikisi de etkili. Evet. Siz daha çok olumsuz olan kısmı nötre dönüştürmek. Nötre. Yani gerçekte size yaptıklarını, verdiklerini anlatmak değil. Yani gerçekte demeyelim de yanlış oldu. Yani sizin baktığınız negatif ya da pozitifinin yüklenmiş anlamları sıradanlaştırmak. Yaşanmış olayın gerçeğini görmek ama sıradanlaştırmak. Evet. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet çok güzel anladım Teşekkür ederim hocam. Ee, diğer bir çok Merak edilen soru affetme kaç kişiye yapılır? Yani toplu bir şekilde affetme yapabilir miyim diye soran danışanlarımız oluyor. Hani annem var, babam var, eşim var, işte amcam var. Ben tek tek değil, hepsini bir anda affetmek istiyorum diyenler oluyor. Böyle bir şey mümkün müdür? Değil. Yani toplu halde ilişki yaşamadığımıza göre şimdi benim sizinle yaşayacağım bir ilişki başka Kamaran arkadaşla yaşadığım ilişki başka, Reji'deki arkadaşla ilişkim başka. Hı hı. Şimdi farklı ilişkiler yaşıyorum. Nasıl olur da ben toplu halde? Ha, toplumsal değerler vardır genel anlamda. Bir toplumu, bir genel bütünlüğü affetmek istersiniz. atıyorum bir bir işte atıyorum Yunan, bir Suriyeli, bir işte düşman diyelim herhangi bir şey de olabilir. Onu düşme olarak kafanızda görüp işte atalarınıza vesaire gibi konularda çok rahatsız edici inançlarınız varsa bunu o toplumsal olarak bunu yapabilirsiniz. Ama normal şartlarda bireyseldir yani çoğunlukla. Ama tabii bazen bakıyorum kişisel gelişimciler çıkıyor 30 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir anda oturuyor. Hepsine bir affetme yapıyorlar. Yani orada belki öğretiyor olabilir. Ama öyle bireysel affetme yapılmalı. Bir de kişi kendi affetme affetmeyi yapmalı. Ya ben sizin adınızı affetme yapamam yani. Öyle bir şey yok. Affetme kişinin kendi içsel. Ha, kişi öğrenmeli affetmeyi nasıl yapacağını. Ondan sonra kişi kendine bunu yapmalı. Evet. Çünkü affetmesi gereken kişi ben değilim. Ya da toplu halde herkesin işini affedelim. Öyle bir dünya yok. Yaşadığınız deneyim size ait bir deneyim. Sizin bir bilginiz. Evet. O yüzden hani makas kesmekmiş, yok atalarmış, yok işte bu tarz yaklaşımlar, toplu halde affet. Bunlar hepsi Business bence yani bu orada bir show var, bir business var, bir şey anlatmaya çalışıyor belki. Belki affetmenin mantığını öğretiyor, değerini öğretiyor. Bu şekilde yapılabilir tabii ki. Hı hı. Seminer salonunda bin kişi anlatırsınız. Ben de çok anlattım affetmenin mantığını vesairesini gibi. Ama bu bireysel olarak hani affetme kişi kendisi bunu yapmalı. Kişi kendisi içsel dünyasında bunu nötre dönüştürmelidir ya. Yani. Evet. Yani kişinin her biriyle farklı deneyimi olduğu için hepsine ayrı ayrı yapımı. Çünkü hepsiyle aynı deneyim. Tabii ben annem, alışmadım. anneme olan öfkem, babama olan öfkem farklı, evet. basit. Ee, bu da bir, bir, de şu var. Yani insanların çoğuna bakıyorsunuz diyor ki ya benim gerçekte kimseyi affedecek durumum yok. Ben zaten herkesi affettim diye bir yaklaşım gösteriyorlar. Evet. O kişiler daha çok affetmeye ihtiyacı olduğunu buradan altını çizerek söylemek istiyorum. Bugün dünyada yeryüzünde yaşayan herkesin affetmeye ihtiyacı var. Yani öyle affetmeyeceğim, ben herkesle barışığım, öyle bir mantık değil zaten. Barışık olma durumu değil bu durum. Evet. Bu durum içinde öfkekin nefret varsa, endişe kaygı, korkular varsa, ve hayatında evet, belirli konularda sürekli sorunlar yaşıyorsan e, seni senin affetmeye ihtiyacın var. İnsanlar sanki affetmeyle bastırmayı karıştırıyorlarmış gibi hocam. Affetme niyetürüze etmek. E, bastırma ise o öfkeyi, kini, üzüntüyü bastırıp sanki olmamış gibi devam etmek. Evet, affetme zaten olmamış gibi devam etmek değil ya da olmuş bir şeyi kendini kandırarak ya öyle değildi, böyleydi demek de değil yani. Gerçek gerçektir. Bunu kimse değiştiremez. Yani gerçeği saklayamazsınız. Yani ben her zaman derim üç şeyi saklayamazsınız: Güneşi, ayı ve gerçekleri saklayamazsınız. Hadi saklayın güneşi evet. saklayamazsınız. Sabah çıkar. Gerçekler akşamda ay çıkar. Onu da saklayamazsınız. Evet. Görünür yani. Gerçekte böyledir. Zamanı gelince çıkar. O yüzden tetikler bir yere gidersiniz tetikler, evet. bir şekilde bir müzik dinlersiniz tetikler, bir resim görürsünüz tetikler, birisinin ses tonu tetikler. Koku tetikler, bir şey tetikler, tetikledi mi o bastırdığınız, halının altına koyduğunuz o bütün bilgileriniz tak aktif ortaya çıkar ve bir anda üzüntü içine girersiniz. Affetme aslında kanser gibi hocam. Kanseri ilk fark ettiğinde tedaviye başlanması gerekir ya affetme de bence öyle. Çünkü kanseri fark ettikten sonra tedaviye başlanmadığında sonuçta çok daha kötü bir duruma geliyor. Aynı şekilde affetme de onu fark ettiğin an bastırmak yerine, onu çözümlemeye çalışmak, onu nötre etmek daha sağlıklı. Tabi bastırmakla şikayet etmek aynı şey. Bazıları bastırmıyor, şikayet ediyor. Sürekli gündemde tutuyor. <laughs> sürekli işte ben şöyleydim, ben böyleydim. O ana bunu yaptı, o bunu yaptı, evet. şu bunu yaptı. Evet, evet. Bu da aynı şekilde. Ya da işte evet. atıyorum ya sen çok üzüntülüsün. Var. Yok ben gayet iyiyim deyip o anı düşünüp bastırma durumu. Bu da aynı şey yani ikisi de birbirini güçlendirmesine sebebi evet. Hocam peki bu affetmenin bir sıralaması var mıdır? Bir standardı var mı? Kimden başlamalı sizce? Yani şimdi birçok kişiyi sayıyorlar ve düşünüyor kişiler. Hani ilk önce hangisinden başlasam diye düşünüyorlar. E şimdi kim daha çok acı veriyorsa, kim daha çok öfke üretiyorsa, hani hangi olay, hangi kişi? Hı hı. Ondan başlamalı. Ama hiçbir şey bu bilmiyorum, bulamıyorum dersen anne baba şart. Anne babayla bir başlamak lazım. Hı hı. Anne babaya karşı birçok öfkemiz olabiliyor. Mesela yetişkin, fiziksel olarak yetişkin olabilirsin ama zihinsel yetişkin değilsen mutlaka anne veya baba buna engel olmuştur. Bundan başlanmalı. İstemediğin bir mesleğe sahipsen bundan başlanmalı. Bunu anne baba etki etmiş olabilir. Hı hı. Evliliğinde istemediğin, sevmediğin, aşık olmadığın birisinde kendi tercihin olmayan birisiyle evliysen, akraba evlilikleri gibi vesaire. Hı hı. Bunda anne baba şarttır. Hı. İstediğin gibi düşünemiyorsan, istediğin dini seçemiyorsan, istediğin elbiseleri giyemiyorsan, hı hı. sen olamıyorsan bunun büyük bir oranda anne babaya'nın baskısı büyük bir olayda anne babanın öfkesi kişide taşıyordur anlamına gelir. Yetişkin olmayanlar için de geçerli. Yani kendini fiziksel olarak yetişkin olabilir ama hala annesinin babasının sözünü dinleyen, yani onun parasını kullanan, anne babaya bağımlı olan herkes yetişkin olduktan sonra herkes için anne babanın affedilmesi şarttır. Ya da kardeşler arasında ayrım varsa anne ayrım... Yani oğlanı daha çok sevdi, kızı az sevdi. Üç kız varsa işte biri, birini başka sevdi, birini... Bu tartışmalar varsa kafalarda bu da affedilmeli. Yani anne baba, çünkü anne ve baba kök aile. Evet. Çekirdek aile başka, kök aile başka. Çekirdek aile son zamanlarda yeni kurduğunuz bir aileniz. Ama kök aile doğduğunuz, büyüdüğünüz, kardeşlerinizle var olduğunuz bir aile. Bu iki aile arasında eğer hala uzantı veya bilgi transferi devam ediyorsa, o zaman mutlaka önce kök aileden başlanmalı. Sonra da çekirdek ailede devam edelim. Çekirdek aile eşin, çocukların, kardeş, evet. e, şeyler, tanıdık arkadaşlar vesaire. Çok güzel. E, peki hocam affetme kaç şekilde yapılır? Eee yapıldığını biliyorum. Aynı zamanda farklı şekillerde de affetme gerçekleştirilebilir mi? Şimdi bir defa zihinde yapılır. Hı hı. Canlandırarak yapılır. Canlandır, i̇majinasyonla imajinasyon. yapılabilir. Hı hı. Ama imajinasyonda yaparken de e, Doğaçlama telkinle yapılmalıdır. Hı. O felsefe, 13 felsefenin belirli başlıklı olanlarını bazılarında mesela diyelim ki annenizi affedeceksiniz. Bu 13 maddenin 8 tanesi işe yarayabilir, gerisi yaramayabilir. Hı hı. Çünkü anneniz başka bir şey. Karınızla yapacaksanız o başka. Bu yine 13 maddenin 5'i olabilir, 7'si olabilir, 3'ü olabilir. Öfkenize bağlı, yaşadığınız olaylara bağlı. Yani şimdi üç tane çocuğunuzu öldüren bir katille yapacağınız affetmeyle tecavüze uğradığınızla ya da boşandığınız birisi ya da sokakta kavga ettiğiniz bir adam. Bunlar çok ayrı etkilere sahip hayatlarımızda. Bu etkiye bağlı birazcık ama ben bugüne kadar 13 maddeyle bunu toparlayabildim. 13 madde yani zamanla belki gelişir azalır bilemiyorum ama 13 madde bugün benim birçok affetme yöntemlerinde yani ben birçok e Danışanlarımla birebir bir yaptığım affetme yardımları desteklerinde bu 13 maddenin hep optimal bir şekilde faydalı olduğunu düşünüyorum ve çözdüğünü de görüyorum yani. Peki hocam hani mesela annesi ya da babası kişinin öldüyse mezar başında yapabilir mi? Ya da e, fotoğrafına bakarak da yapabilir mi bunu zihinselden ziyade? Diyelim ki imajine edemiyor yani zihninde canlandıramıyor kişi. Ya zaten canlandırmanın mantığı aslında karşıda onu görmek. Hı hı. Yani onu fark etmek. Onunla e, diyaloğa geçmek aslında yani zihinde canlandırması ama tabi yapabilirsiniz yani eğer e, yani bu buradaki tek şey anne babayı zihninde canlandırdığınızda veya kişi canlandırdığınızda hani bir şekilde yani karşında hani annem var ben onunla şu anda diyalog kuruyorum mantığı için yoksa oradaki canlandırma canlandırmanın bir etkisi yok. Sadece işte aile mi b ile mi b ile mi c ile mi konuşuyorumu anlamak adına canlandırmanın etkisi var. O yüzden hani resim resimde bakabilirsiniz. Ama ölmüşse zaten mutlaka mezara gidin zaten. Yani mezardaki affetmeler e, çok etkili. Çünkü mezar başında hani orada şu şu bir gerçek. Eğer kişi vedalaşmadıysa hı hı. vedalaşmadıysa yani ölü canlı sevdiği akraba yakın kan bağı olan birisinin e, öldüyse vedalaşmadan mutlaka mezarına gidip bir vedalaşma şart. Eğer öfkeliyse o kişiye hem vedalaşma hem de affetmeyi birlikte yapmalı. Vedalaşma çok önemli bir şey. Çünkü enerji yok olmaz, yoktan var olmaz. Bizler enerjiyiz öncelikle. Gittiğiniz yerde elbette öbür tarafta bekliyor olabilir, arası da olabilir. Yani nasıl inancınız var bilmiyorum ama fiziksel olarak yani fizik kurallarına göre enerji yok olmaz, yoktan var olmaz. Dini kurallara göre baktığınız zaman Sonuçta ölmüyor, öbür dünyaya gidiyor diye inanıyoruz. İşte ondan dolayı orada vedalaşma önemli. Yani helalleşme, vedalaşma. Helalleşme derken, hani bu illa İslami boyutta yani bir bilime inananlar için söylüyorum böyle. Yani vedalaşmak, helalleşmek yani illa Arapça veya işte İslami mantıkta kabul etmek zorunda değilsiniz. Yani bilime inanan arkadaşlara ağırlık. Ve ateist arkadaşlara söylüyorum. O yüzden helalleşmek burada amaç şeydir. Yani vedalaşmak, hadi seninle güzel ilişkiler yaşadık, sana hayırlı yolculuklar, artık seni yaşadığımız bütün bu hizmetler, karşılıklı aldığımız, verdiğimiz hizmetler, e, sona erdi hadi sana e, yeni e, hayatında. Yani bir tokalaşmak gibi bir e, evinize gelen misafirle vedalaşmak gibi de olabilir. Öyle de anlayabilirsiniz. Bu önemli bir şey. Evet. Kişinin beyninde bu bitti konu kapandığıya getirmesine sebep veriyor. Özellikle bilinçaltı konuyu kapatmaya başlıyor. Konu e, konu açıksa bilinçaltı sürekli e, yani açık uçlu bütün bilgileri ve soru işareti kalmış bütün bilgileri bilinçaltı istem dışı harekette tutuyor. Enerji evet tüketimine neden oluyor. Sürekli enerji yakıyor, sürekli enerjinizi tüketiyor, kafanızı karıştırıyor, meşgul ediyor, sonra da hasta ediyor. O yüzden gidip vedalaşmak ya da mezar meza başında affetmek önemli bir unsur. Yani kişi vefat ettiyse affetmek kadar vedalaşmak da bir o kadar önemli. Kesinlikle ikisi de yapılmalı. Yani hem mezarında yani bir defa mezarına gidip vedalaşılmalı. <laughs> Vedalaşılamıyorsa e, kafada mezara gittiğini canlandırarak Kafada mezara gitmek. Yani bazıları diyor ki ya hocam mezarını bilmiyoruz. Ya da hocam işte mezarı Avrupa'da veya Avrupa'daki diyor ki mezarı dağda, afyonda, işte Erzurum'da, Amasya'da. O zaman zihninizde mezara gitmiş gibi canlandıracaksınız ve orada kabrin başında konuşarak onunla vedalaşın. Zihin çünkü gerçekle şeyi ayırt edemiyor. Hayal gücünüzü ayırt edemiyor. O yüzden o, o da etkili yani. Öyle de yapabilirsiniz. Evet. Hem mezar başında olabilir hem de zihinde canlandırarak imajinasyonla da affetmeye gerçekleştirilebilir. Kesinlikle. Peki hocam affetmenin psikolojik ve fiziksel olarak tam olarak faydaları nelerdir? Aman Allah'ım bu en az bir 3-5 saat anlatmamız <laughs> lazım bunu. Şöyle özetlersek hocam. Yani bir defa e, affettiğinizde, e, affettiğinizde bir defa geçmişi den yaşamayı bırakıp anda yaşamaya başlarsınız. Affettiğinizde geçmişte öğrendi, yaptığınız hataları bugün ve gelecekte tekrar etmeyi ortadan kaldırırsınız. Affettiğinizde vücudunuzdaki enerji dönüşümü yani aldığınız enerjiyle çıkan enerji dengesini bulur, dönüşümü iyileşir. Affettiğinizde bir defa gençleşirsiniz. Hiç bunu tartışacağımız bir konu yok. Yavaş yaşlanırsınız. Affettiğinizde belirli hastalıklarınız birden ortadan kalkabilir. Özellikle bu deri hastalıkları, özellikle Sedef tarzı hastalıklar kayıpları. bir anda e, Alzheimer azalır evet. veya e, olacaksanız Alzheimer ileride onu önlemiş olursunuz şimdiden, önlersiniz. Acı, nefret, kin gibi, korku gibi, endişe gibi büyük duyguların size engel olması, hayatta engel olması durumu ortadan kalkar, başarımız artar. Geçmişte yaşadığınız ilişkileri tekrardan kapı açarsınız. Ben çok tanıyorum ilişkiler yaşamış. Karşı de kapatmış defteri. Acı orada duruyor. Artık ömrünün sonuna kadar bekar yaşıyor. Mesela örneğin. Ha, birisini seversiniz, vefat etmiştir. Onun sevgisi, saygısı, hatırı için ilişkilere hayatınızı kapatabilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama yaşadığınız kötü deneyimlerden dolayı e, cinselliğinizi ve yeni ilişkilere kapatmanız bu çok kötü bir şey. Ya da geçmişte bir ticari deneyiminiz kötü olması gelecekte yeni kuracağınız işlerin önünü kapatmış olabilirsiniz. Yani affetmek her şey için sağlıklı her şey. Hı hı. E, o zaman şöyle toparlayabiliriz: Affetme bir insana verilmiş ikinci yaşama şansıdır diyebilir miyiz hocam? Affetmek e, ikinci yaşama değildi. E, revize etme. Revize. E, temizlik yapma. Efendime söyleyeyim ortalığı bir düzenleme. E, kaosu organizeye dönüştürme. Çöplerden kurtulma. Çöplerden kurtulma, evet. Efendime söyleyeyim yani e, şimdi ömür boyu bir odada yani çöpü dışarı atmadan, hı hı. evi temizlemeden yaşadığınızı bir hayal edin. Evet. Yani bu çok kötü bir şey. Düşünsene 30 sene aynı odada yiyorsunuz, oraya atıyorsunuz, içiyorsunuz, oraya koyuyorsunuz, dışkınızı oraya koyuyorsunuz falan. Nasıl bir e, oda olduğunu hayal edin yani. Sağlıklı Bunun, bir yaşam evet. faaliyeti yok içerisinde. Evet. Affetmek aslında bu temizliğinden sonra giren enerjiyle çıkan enerjinin dengelenmesini de sağlıyor yani. Hı hı. E, son soruma geliyorum hocam. E, affetme felsefenizde 13 maddeden bahsediyorsunuz ve yaşam ve zaman değişiyor, gelişiyor. E, Siz de felsefelerinize eklemeler yapabilir misiniz ileriki <laughs> zamanlarda? Ya şimdi bu 13 felsefe nötr etmeye etki eden bilgiler aslında. Ben nörobilimciyim. Yani benim işim beyindeki bilgi, vücuttaki bilgi, bedendeki bilgi, yaşamdaki bilgiyi üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla bizim alanımız bu. Gelişmesi de gerekebilir. Ama bu 13'ü 13 bugün bir saatte, bir günde yazmış, çizmiş ya da oturmuşum, hadi bir tane affetme yazayım, 13 tanesi çıkmış diye bir şey yok. 25 sene civarını bu konuda kafa patlatıyorum. Bu 13 tane optimal olarak şu anda elimde duruyor. Zaman geçtikçe tabii, teknolojiler geliştikçe tabii, yaşadığımız kişisel kavramlarla yani düne kadar dijital dünya yoktu. Hepsi analog dünyaydı. Ondan önce o da yoktu. Şimdi selfie yoktu. Mesela selfie'nin ürettiği duygu var. Şimdi duygu türevleri geliştikçe, yani şu anda 130-140 tane duygu çeşidi var. İnsanlık teknolojik anlamda geliştikçe elbette ben de geliştikçe, elbette danışanlarımız da başarılı olamadığımızda bu 13'ü sorgulayarak geliştirmek zorundayız zaten. O yüzden ama demin anlattığım gibi yani teknoloji geliştikçe, insanlık geliştikçe ve yaşam davranışlarımız, ilişkilerimiz geliştikçe değiştikçe öfkemizin türevleri de gelişiyor. Evet. O yüzden hani şimdi tecavüz, taciz dünya kurulduğundan beri var. Evet. Ama işte atıyorum bir ekonomik iş kuruyorsunuz. işte dijital bir dünya yaratıyorsunuz. Dijital dünyada oluşan problemleri bu 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 çağın insanlarına ait gibi. Hı hı. Sonuçta burada temelde öfke, nef nefretkin gibi yıkıcı duyguların ortaya çıkma ve sürekli devam etme durumunun altında ne yatıyorsa hı. ona uygun nötr edilebilecek maddeler geliştirilebilir tabii ki. Bu bir ama şunu anlamamız lazım. E, affetmek kesinlikle bir felsefe işidir. Öyle ben affetmem, İşte Tanrı Allah affetsin, Tanrı affetsin, İşte ben gurur yapmak ya da işte Orhan Gencebay'ın şarkısı gibi hani seni Allah affetsin gibi. Neydi? Sen affetsin, Sen, ben affetmem. Ben affetmem. Evet. Yani bu tarz şeyler değil affetmek. Affetmeyi yani bu videoyu mesela izleyecekler Evet. ama affetmeyi bilemedikleri için altına mesela çeşitli çeşitli yorumlarda yazıyor olacaklar ben inanıyorum. Ama o yazdıklarını ben okuyacağım. O okuduğumda da anlamadıklarını anlayacağım. Yani affetmeye önce bir anlamaya çalışalım. Affetmek aslında kendi sağlığınız için, kendi vücut sağlığınız, fiziksel sağlık, ruhsal sağlık diyelim, yaşamdaki yolculuk yapacağınız, yaşamdaki sağlığınız için. Yani hayatınız için önemli bir şey. Bu sizin için. Önce bunun altını çizelim. Affetmek senin için faydalı bir şey. Tabii birçok arkadaşımız böyle hani Kadir inanır mantığında sert erkek olmak isterler. Hani bu iş bitmiştir arkadaşım bu iş. Öyle bir şey değil. Bir de arabesk bir olay değil. Yani tam tersine arabesk yapıyı inovasyona dönüştürmek. Yani yaşadığım ana dönüşümleyerek geçmişteki yaşadığın o konuyu nötr etmekten bahsediyoruz burada. O yüzden affetmeyi felsefe olarak dinlemelerini isterim. Affetmeyi insanların anlamalarını isterim. Affetme gerek duyduklarını anlamalarını isterim. İster kral ol, ister e, hükümdar, ister dünya starı ol, ister e, dini bir görevli ol. Sen affetmeye ihtiyacın var. Evet. Herkesin ihtiyacı var. O zaman affetme nefes alınan her anda yapılmalıdır da diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir deneyimdi benim için de. O zaman bu haftalık e, bu kadar diyelim. Denize Gece bizim neydi ve bu hafta affetme konuştuk. Siz değerli izleyenlerimizin yorumlarını bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.